Selam merhaba. Daha önce açıklama kısmında havacılıkla ilgili bilgilendirmeler yapacağımı belirtmiştim. İlk video ile karşınızdayım. İlk videomuz Havacılık Alfabesi olacak. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO. işte 1944 yılında kurulup 1945 yılında Chicago Sözleşmesi ile birlikte hayatımıza e, ulaşan örgüt tüm dünyada haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla İngilizce dilini Uluslararası Havacılık Haberleşme Lisanı olarak kullanmaktadır. Haberleşme esnasında kullanılmak üzere fonetik alfabe yani havacılık alfabesi uygulanmaya başlanmıştır. Ki bu e, havacılıkla ilgilenen herkesin gerçekten hayatını kolaylaştıran bir durum. Çünkü ülkemizdeki gibi A'yı Adana O'yu Ordu gibi değil de havacılık alfabesiyle kullanmanız en azından işinizi daha farklı, daha da kolay hale getirecek. Ekranda gördüğünüz gibi alfa'dan zulu'ya kadar giden bir alfabe serisi tek tek geçeceğiz. Hepsini tek tek telaffuz etmeye çalışacağız. Hem otomatikman geçecek hem de kendinden bir şeyler katmaya çalışacağım. Alfa. Alfa. Alfa deyince aklınıza aslında birçok şey gelebilir. Bunlardan bir tanesi alfa alfa kurtlar diye Bravo. Bravo. En azından çocukluğumuzun filmlerinden, çizgi filmlerinden Johnny Bravo beni aklıma geldi. O yüzden Johnny Bravo'yu koymak istedim. Charlie. Charlie. Charlie Chaplin akla geliyor aslında belki Charlie deyince. O yüzden Charlie Chaplin'i koymak istedim. Delta. Delta. Ova. Delta. Echo. Echo. En azından bir ses şekli. Foxtrot. Trot bir Fox dans şekli. Havacılık terimlerinde de kullandığımız bir isim. Golf. Zengin sporu. <laughs> Golf. Hotel. Hotel. Hepinizin böyle on yıldızlarlı otellerde kalmanız dileğimle. India. India. Hindistan. India. Juliet. Juliet. Romeo'nun ki. Kilo. Kilo. İnşallah hiç bu kadar kilolu olmazsınız. Lima. Lima. Lima, Peru'nun başkenti biliyorsunuz ki. Mike. Mike. En azından boksun efsane isimlerinden Mike aklıma geldi. November. November. Oscar Oscar biliyorsunuz resimde koyduğumuz gibi en azından bir film ödüllerinin verildiği Oscar Kanada'nın bir şehri havacılık terimlerinde de belirleyici bir harfimiz Papa, Papa. Romeo Romeo Julietinki Sierra Sierra Yine Sierra'da, Batı Afrika'da bir ülke aslında ama havacılık terimlerinde de yine belirleyici bir tango. harf. Tango. Foxtrot gibi tango da bir dans Uniform. Uniform. Uniforma olarak da Victor. aklımızda kalabilir. Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo da yine dünyanın yazılı şairlerinden diyelim. Whiskey. Whiskey. Herkesin tabi aklına gelebilecek birçok kelimeden bir tanesi aslında. Whiskey. Bir buzlu viski. X-ray. X-ray. Yankee. Yankee. New York Yankee. Zulu. Zulu. O da Güney Afrika ve çevresinde yaşayan yerli halk aslında. Ama yine havacılık terimlerinde belirleyici bir harf arkadaşlar En azından bu e, havacılıkla ilgili bilgilendirme yapmaya çalıştım İnşallah hepinizin işinde okulunda faydası olabilecek bir video olmuştur e, bunu size 20 yıllık tecrübemle söyleyebilirim ki havacılık alfabesini e, en azından buradan tekrar tekrar baktığınızda akılda kalıcı birçok şey bulacaksınız Çünkü ben 20 yıllık tecrübemde havacılık alfabesini o kadar çok kullanıyorum ki günümüzde de e, normal yaşantımda da e, başıma gelen bir şey söyleyebilirim. Mesela size benim yaşadığım bir şeyi e, notere gidip arabamın satışını verdiğimde noterde çalışan e, çalışan kişiye en azından plakamı maalesef ki havacılık terimleriyle telaffuz ettim ve yüzüme şaşkın şaşkın baktı tabi arkadaş ama en azından bildiğimiz gibi sizin de başınıza gelecektir. Belki geleniniz de vardır. E, havacılık terimleri hayatınızın her yerinde karşılıkta çıkacak bir durumdur. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.